en azından her 3 işletmede bir tane bayanımız olsa burası Paris gibi olur. Yani çok güzel bir ortamda olur. Yani kadın her toplumda aslında toparlayıcı bir şeydir. Yani bir bayan bir ortama girdiği zaman, bir kadın ortama girdiği zaman ister istemez erkeklerimizin oturması, konuşması, bir kılık kıyafeti onu bilene hemen düzeltir. Yani niye? Karşı tarafa birazcık daha nezaketli, daha kibar görünme hissiyatı vardır insanlarda. Genellikle de erkeklerimizde de bu böyledir. Şimdi böyle bir ortamda iş sahası böyle sanayi tarzındaki bir ortamda şimdi daha işte mühendislerimiz olsun, ustalarımız olsun çünkü aralarında ilkokul mezunu olan da var. Okuma yazma bilmeyen de var ama çok işte iki üniversite bitirmiş kişilerle aynı parkurdayız yani aynı şeyin içerisindeyiz. Burada şöyle bir şey var. Oradaki bir ortama girdiğimiz zaman biz işletmedeki hiçbir arkadaşımızın işte iki üniversite mezununun yanında oturalım falan değil. İlkokul mezunuyla da aynı masada yemek yiyoruz. Üniversitedeki arkadaşımızla da aynı masada yemek yiyoruz. Ama bir bayan geldiği zaman tabii ki çeki düzen veriyorlar bir oturmalarında birazcık daha böyle şey yapıyorlar. En azından bir işte böyle kendileri konuşmaları bile hani yayarak falan vardır ya sanayide. Herkes biliyor gerçi. Öyle bir konuşma değil. Ya en kötüsüne ya Anadolu konuşur ya abla derler. O şekilde yine de toparlıyorlar yani. Daha iyi. Bence kadının olması daha güzel bir şey. İşini çok sevmek bence en önemli motivasyon. Biz her gün işimizin başındayız ve mutlu bir çalışan kadrosu hayal ettik, böyle planladık. Hep teknik insanlar, zaten tekniği konuşurken çok rahatız. Ama şunu söylüyorum, bugün çok niş projeler, zor projeler gala sahneye gelir. Arkadaşlara hep şunu söylerim, arkadaşlar zor olan başarılır, imkansız vakit alır. Dolayısıyla biz imkansızı kovalayalım. Bu yönde de bu motivasyonla da işimizde başarıya ulaşıyoruz diye düşünüyorum. Olduğumuz yer bunu gösteriyor. Bunu yıllardır kendime de soruyorum. Neden Ostim'deyiz diye. 18 yıldır Ostim'deyiz. Ostim Türkiye'nin organize sanayi bölgesinin kalbidir. Ve burada olmaktan çok mutluyuz. Onu söyleyeyim. Savunma sanayine de burada iş yapılıyor. Makine üretimi de yapılıyor. Çok ciddi makine ve ekipmanlar yapılıyor. Dolayısıyla burada tedarikçilerimize de çok hızlı ulaşma şansımız var. Bu nedenle Ostim'de olmak bizim için çok büyük bir artı. Ne ulaşım problemimiz var, ne tedarik problemimiz var. Bu anlamda Ostim'de olmak gerçekten bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Çalışanlarımız, arabayla gelemeyenler bile metro ile gelip şirketimize 5 dakika mesafede ulaşabiliyorlar. Çok merkezi. Hem Türkiye'nin kalbindeyiz Ankara olarak, hem Ankara'nın kalbindeyiz Ostim olarak. Dolayısıyla ilelebet üretim ve koordinasyon Ostim'de olacak diye düşünüyorum. Ben mesela istihdam sağlamayı çok büyük bir motivasyon olarak görüyorum. İşte Emge'de 200 kişi çalışıyorsa, bu 4 kişilik aileler olduğunu düşünürsek 800 kişinin karnının doyması, bir evinin olması. Çünkü biz onların yaşam kalitelerinin de yüksek olmasını çok önemsiyoruz. 200 kişilik istihdamı az bulmuyorum. Bu benim için çok büyük bir motivasyon. Bunun 300-400 olmasını hayal ediyoruz. Yurt dışına ihracat yapıp bu ülkeye döviz getirisi sağlamayı çok önemsiyoruz. İşte ağırlıklı olarak Aselsan ve TUSAŞ'la çalışıyoruz. İkisinin de stratejik ortağıyız. Yerlileştirmeyi talep edilen ambargodan dolayı alamadığımız bir ürünün Emge tarafından yerleştirilmesi bizim için çok büyük gurur ve motivasyon kaynağı. Açıkçası para motivasyonu olan insanlar sanayici olmazlar. Para motivasyonu olan insanlar ticaret yaparlar ama sanayiciler ticareti asla beceremezler. Benim gözlemim. Hem babamın arkadaşlarından artık benim kendi arkadaşlarımdan gözlemlediğim para hırsı olan insanların hakikaten sanayide işi yok.
Hani bu el kontrol birimi bizim Emge markalı yerleştirdiğimiz bir ürün. IP haklarını verdiğimiz, Aselsan için ürettiğimiz, TAI için ürettiğimiz ürünler de var ama kendi markamız adı altında el kontrol birimleri üretiyoruz, yerleştiriyoruz, bir de bunları ihraç ediyoruz. Daha büyük bir motivasyon yok. Emge tek çatı altında birçok farklı atölyeyi barındıran entegre bir tesis. Biz bir ürünün tasarımından üretimine, montajına, kalifikasyonuna kadar A'dan Z'ye hizmet veriyoruz firmalarımıza. Ağırlıklı olarak savunma havacılık sektöründeyiz, aydınlatma sektöründeyiz, elektronik sektöründeyiz. Pano tipi ölçü aletlerinin Türkiye'de yerli üreticisiyiz. Akım trafoları, emniyet gereçleri, savunma sektöründe el kontrol birimleri, ateşleme solenoidi, kayar bilezik tamburu gibi ürünlerimiz var. Fason imalatta talaşlı imalat yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz Gökbey'in, Hür Kuş'un, Milli Muharip Uçağı'nın da talaşlı imalatları ve joystickleri Emge tarafından üretiliyor. Ama bu bir ekip işi, kuzenlerimle. Yani ben işin aslında idari tarafıyım. Bunların tasarımını yapan, üreten ekip benim abimin, kuzenlerimin kurduğu bir ekiptir.